Şimdi burada bir şeye açıklık getirelim. Ben burada para kazanmak için varım. Eminim ki siz de burada para kazanmak için varsınız. Ya ben teknolojisi için buradayım. Bilmem nesi için buradayım. Bunların hepsi yalan arkadaşlar. Şu kripto piyasasından siz parayı alın. Yani hiç kimse kar edemesin. Hiç kimse emin olun burada kalmaz. Hepimizin uzun zamandır beklediği o güzel, o yeşil günler nihayet geliyor. Her ne kadar Bitcoin analizlerini takip etsek de bizim asıl işimiz altcoin'lerle. Çünkü altcoin'lerin getirisi Bitcoin'den kat ve kat daha fazla. İşte şimdi bu videoda arkadaşlar arkadaşlar kendi takibimde olan alt sizlerle paylaşacağım ve bu coinleri bazılarında o kadar çok potansiyel var ki bize gerçekten çok para kazandıracaklarına eminim. O yüzden arkadaşlar bu videoyu dikkatli bir biçimde sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim ve videoya başlamadan önce like verip aşağıdan abone olursanız sevinirim. Hemen bilgisayara geçtim. Videomuza direkt bir Bitcoin analiziyle başlayalım. Bakalım ne durumdayız? Yani Bitcoin nereye gidecek? Benim burada dikkatimi çeken bir şey var arkadaşlar. Biz bu düşen trendi kırdıktan sonra retestimizi yaptık ve 35 35.000'lere kadar yükseldik. Ve şurada benim gördüğüm bir şey ise burada sanki bir boğa bayrağı formasyonu beliriyor gibi. Yani buranın alt bandı altının 34.000 civarlarındaki şu anki durumdan bahsediyorum. Normalde bu boğa bayraklarında yukarı dönlü kırılma gerçekleştiği zaman şu dipten itibaren olan bölgeye kadar bir yükseliş geliyor. Yani şuradan şuraya kadar çıkardığımızda o da bizi yaklaşık 42 bin dolar civarlarına götürebilir. Ancak arkadaşlar hani buradaki ivmelenme hızlı bir ivmelenmeydi. Bu kadar ivmelenme burada da olur mu? Onu açıkçası ben bilmiyorum. Açıkçası bundan fazla ümitli olmamak gerektiğini düşünüyorum. En azından kısa vadede ki gelse zaten ETF haberi e, bunun buradan daha da artacağını biliyoruz. Ve bunun aşağı doğru kırılması halinde benim takip edeceğim bazı noktalar var. O da tam tamına şurası arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 bin civarları. Hani buraya bir temas gelebilir. Bu da bir bizim için bir e, ekstra bir giriş noktası olabilir. Buranın da aşağı kırılması halinde zaten aşağıda bir yükselen trendimiz var. İsterseniz arkadaşlar Fibonacci'ye de bakalım. Bu ne diyormuş bize? Fibonacci'yi de çektiğimde aşağı yukarı bize aynı şeyleri diyor. Bakın çizgiyi zaten buraya çekmişiz biz. Burada 0.5 noktası Fibonacci bayağı e, güçlü bir destek olarak çalışabilir. Hani Bunun kırılması halinde dediğimiz gibi zaten yukarıya doğru giden bir trendimiz var. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'deki durum gayet güzel görünüyor. Gayet mutlu luyuz bu arada. Benim bazı takip ettiğim altcoin'ler var. Onları sizle paylaşacağım. Ancak bundan önce kısacık sizlerle bir platform paylaşmak isterim. Bunun ismi de Cryptonomy Bir DeFi platformu. Yani burada tokenlerinizi stake edebiliyorsunuz. APY usulüyle gelirlerinizi elde edebiliyorsunuz. Ben Kriptonomi'yi birazcık araştırdığımda hani güvenlik sertifikaları vesaire mevcut ve onun haricinde birçok kullanıcı olduğunu burada görüyorsunuz. Ve buradan aşağı indiğimde arkadaşlar Focus Areas yani odak noktaları işte Web3 ve DeFi Metaverse Gamify var. Ancak benim burada bahsetmek istediğim sizlere DeFi. Şurada benim böyle bir hesabım var gördüğünüz gibi. Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, BNB, Tron diye gidiyor. Neredeyse arkadaşlar bütün coinler, tokenler var. Mesela atıyorum Cosmos Stake ettiğinizde size bir APY veriyor. %28.56. Zaten bu %28 ötekilerle kıyaslandığında bayağı bir yüksek. %14'ünü zaten size APY olarak veriyor. %14'te kriptonomi üstüne ekliyor. Tabi bunlar flexible. Bu fix de APY oranları bayağı bir fazla oluyor. Mesela bakın %105 diyor bu Burada. Bu da neden böyle oluyor? Çünkü insanların buraya kitlemesi gerekiyor. Mesela atıyorum 6 ay 1 sene. Şimdi hemen Flexible'a geri döndüğümde mesela atıyorum Ethereum Ethereum'a atıyorum stake edeceğim. Buradaki deposit butonuna basıp işte ne kadar varsa mesela şu kadar daha Ethereum varmış. Daha sonra continue diyerek buradaki stake miktarını artırabiliyoruz. Zaten görüyorsunuz sayfa yenilendi. Hemen buraya geldi. Ve daha sonra bahsetmem gereken burada wallet bölümü var. Wallet bölümü de işte benim cüzdanımda olan şeyler. Şu anda Ethereum klasik varmış birazcık. Biraz da matik var galiba. Hani burada buradan mesela farklı borsadan ya da MetaMask'tan token aktarmak da açıkçası çok basit. Burada deposit dediğimde farklı bir cüzdandan buradaki cüzdan adresiyle buraya direkt yüklenebiliyor. Ve onun haricinde kendi exchange opsiyonu da var. Yani insanlar isterse burada işte mesela Bitcoin'den USDT'ye işte takası, değiş tokuşu vesaire yapabiliyor. Hesapta bir bakiye varsa kripto borç alabiliyorsunuz ya da stable coin borç alabiliyorsunuz. Yani özellikle arkadaşlar şu güvenlik sertifikalarının vesaire olması bir de bu APY oranlarının normalde DeFi platformlarından birazcık yüksek olması açıkçası ben denemek istedim birazcık. Ha birazcık yeni bir platform. Sosyal medyalarına vesaire baktığınız o kadar e, yüksek takipçileri yok. Yani siz de istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Linkini aşağı bırakıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bir DeFi platformu ve APY oranları hiç de fena değil. Şimdi arkadaşlar takipimde alt altcoinlere devam edelim. Birinci altcoin Render, RNDR. Eminim ki duymuşsunuzdur arkadaşlar. Hani buradan bayağı bir artmaya başladı. Hani şurada grafikte baktığım burada neredeyse %100'lük yani 2x yapmış %100'lük bir yükseliş var. Ancak herkes konuşuyor da render, render coin vesaire bunun önemine insanlar aslında fark edemiyor arkadaşlar. Şurada sitesi var. İstiyorsanız e, sitesinden de gösterin. Burada distributed GPU rendering on the blockchain. Rendering'i şöyle düşünebilirsiniz. Mesela ben bu videoyu çekiyorum. Video editten sonra bir render prosesi oluyor. Render da ne demektir? Bilgisayarda üretilen resmin işte dosyanın bir içeriğin çıktısının alınarak fiziksel hale dönüştürülmesi demektir. Bu render'ın da bilgisayarlar tarafından yapılabilmesi için de bildiğiniz gibi GPU'lar yani grafik kartları, ekran kartları kullanılır. Ancak günümüzde öyle bir noktaya geldik ki arkadaşlar Metaverse çok gelişiyor, yapay zeka çok gelişiyor, yapay zekanın mesela öğrenme kabiliyeti oluyor vesaire. Hani birçok şeyin render alınması lazım ve bunlar da çok muhteşem, çok büyük dosyalar olduğu için bunların render'ının alınması bir hayli zor açıkçası. İşte arkadaşlar render projesi de blockchain üstünde bu hizmeti sunuyor. Yani büyük şirket mesela adamın Metaverse şirketi şirketi var bir tane. Metaverse oluşturmaya çalışıyor. Ya da yapay zeka. Yeni bir öğrenme kabiliyeti olan yapay zeka üretmeye çalışıyor. İşte bunların renderını kendileri yerine render şirketi alabiliyor. Peki render token. Burada fiyatlarına baktığımız tokenin amacı nedir? Bunun da arkadaşlar ücretleri var tabi. Mesela render şirketi bir tane farklı bir şirketin metaverse'ünü render ediyor mesela. Bunun ücreti render token üzerinden ödeniyor. Yani zaten günümüzde baktığımızda işte metaverse'ün silinip gitmediğini görürüz. Mesela NFT'lerin neredeyse silin gitti değil mi? Onlar hakkında da çok video çıkmıştık. Ya da yapay zeka mesela silinip gitmeyecek bir şey, sürekli gelişen bir şey. İleride de arkadaşlar önümüzdeki iki sene içerisinde ben açıkçası metaverse'ün ve e, özellikle yapay zekanın gündemde olacağını düşünüyorum. İşte bu yüzden de bu büyük projeler render'a ihtiyaç duyacaktır. Bu tokene ihtiyaç duyacaktır. Yani şu anda arkadaşlar fiyatı geçmişe bakıldığında, geçmişle kıyaslandığında bayağı bir iyi. Tepe noktası olarak neredeyse 8 dolar civarlarını görebiliyoruz. Onun için arkadaşlar yakında ben ben render'ı sepetime ekleyeceğim. Ancak ne zaman ekleyeceğim? Biliyorsunuz Bitcoin'de birazcık hype geldi. Birazcık yükseldi. Hani birazcık aşağı salma olabilir. Aşağı salma durumunda ben birazcık ekleme yapacağım. Aslında şurada baktığımızda arkadaşlar burada destek konumunda hani burayı kırdıktan sonra direnci kırdıktan sonra burası destek konumunda olarak çalışması lazım. Yani mantıken buradan e, geri dönmesi lazım. O yüzden buradan da alım yapmak çok da mantıksız olmayabilir. Ancak şöyle baktığımda bir sonraki seviyelere baktığımda hani şu noktaları gelirse ben büyük ihtimal birazcık alım düşüneceğim. Ve bir sonraki benim takibimde olan token ise hepinizin bildiği gibi her videoda bahsettiğim gibi Ethereum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bitcoin'e biz dijital altın diyoruz ki gerçekten öyle dijital altın hani arzı sınırlı daha fazla üretilemiyor ve talep gitgide artıyor. Bu yüzden fiyatı da gitgide artıyor. Ancak Ethereum'u biz internet olarak düşünebiliriz. Ethereum biliyorsunuz arkadaşlar üzerinde programlar geliştirilebilen, akıllı kontratlar yazılabilen, neredeyse her şey yapılabilen bir blockchain. Adamlar o kadar muhteşem bir şey inşa etmişler. Zaten güncellemelerle de gitgide kendini geliştiriyor. Geçen videolarda da bahsetmiştim arkadaşlar. Ethereum Proof of Work'tan Proof of Stake'e geçtiğinden beri insanlar Ethereum Stake etmeye başlıyor. Çünkü blockchain'in artık grafik kartlarına, ASIC makinelere ya da fiziksel makinelere ihtiyacı kalmadı. Artık staking ile çalışabiliyor. Bu staking'in de tabi belli başlı ödülleri oluyor. Yani arzı çoğalıyor. Do ancak buna istisnaacağım. Bir de merge güncelleştirmesi geldi. Bu güncelleştirmeye göre de gas fee olarak harcanan tokenlerin büyük bir bölümü artık yakılıyor. Zaten geçen videolarda detaylı biçimde bu konudan bahsetmiştim. mi e şu anki arzı arkadaşlar 125 milyondan 120 milyon, neredeyse 120 milyona düştü bile. Yani gitgide arzı azalan bir üründen bahsediyoruz şu anda. Burada arkadaşlar grafiğe bakacak olursak da şuradaki düşen trendi bakın burada çizmişiz. Daha sonra buraya bir retest gelmiş ve kendini yukarıya vermiş. Onda arkadaşlar fiyatı 1800 dolar civarlarında. Ancak beni takip ediyorsanız zaten Ta FTX'in batmasından beri Ethereum'ı biz 1200'den de aldık. 1400'den de aldık. 1600'den de aldık. Şimdi arkadaşlar birazcık aşağı salması durumunda tekrar ekleme yapılabilir. Ancak ben açıkçası Ethereum'da çok da umurumda değil. Hani 1800'den almışız ya da 1500'den almışız çok da açıkçası bir şey fark etmez. Çünkü benim Boğa'daki Ethereum hedefim 10.000 doların rahat üstünde. O yüzden arkadaşlar buradaki 100 dolar 200 doların pek bir fark yapacağını zannetmiyorum. Ve benim takip ettiğim bir sonraki altcoin bu sepetimizde en çok bulunan coinlerden birisi arkadaşlar. Bu da hangisi? Aptos. Aptos'u biliyorsunuz arkadaşlar su ile beraber move dilinde yazılmış bir layer 1 projesi. Buna insanlar Solana'nın alternatifi olabilir diyor. Zaten ben de öyle düşündüğümü size söylemiştim. Bunu biz arkadaşlar şurada bir aldık. 4 dolarlarda bir aldık. 3 dolarlarda bir aldık. Zaten kısa bir süre sonra fırladı gitti. Daha sonra gördüğünüz gördüğünüz gibi bir düşen trend oluşturdu kendine ve yakın zamanda da arkadaşlar burada düşen trendi kırdı yukarıya doğru kendini attı benim takip ettiğim seviye arkadaşlar hani şuradaki dip açıkçası hatta şuradaki likiditeyi de almak istiyor olabilir ancak garantici olmak için ben şurayı işaretledim buraya gelmesi durumunda bir miktar daha aptos ekleme yapacağım bu da arkadaşlar 6 dolar civarları aptosun da ben bu arada çok iyi iş yapacağını iyi yerlere geleceğini düşünüyorum şimdi bir sonraki projeye geçelim bundan da benim elimde gayet çok var emin benim, beni takip ediyorsanız sizin de vardır. Bu da hangisi? Arbitrum. Arbitrum'da bir Layer 2 projesi. Ethereum'ın ölçeklendirilebilmesi için çalışıyorlar. Optimistik roll-up'ları kullanıyorlar. Ve grafiğine baktığımızda arkadaşlar şöyle bir düşen trendi varmış zaten. Düşen trendini kılmış ve burada bakın ikili bir dip oluşturmuş. Normalde arkadaşlar ikili dip yükseliş sinyalidir. Burada da zaten burada tepkisini almış. E, yükselişi vermiş. Ancak buradaki benim takip ettiğim nokta tam bu nokta gördüğünüz gibi. Buraya da çekmişim zaten. Bu noktada 91 cent civarı Zaten çok çok uzak değiliz açıkçası. Şu anda 1 dolar civarlarındayız. Şimdi diyeceksiniz ki ya Tarık şu ok ne? Bu ok arkadaşlar ben o video çekmiştim ya. Şu anlık altcoin almayı bıraktım. Herkesi içeriye alacaklar diye bir video çekmiştim. Bu videoyu çektikten sonra arkadaşlar bakın yerin dibine battı. Çıktı. Bir daha battı. Yani birçok kişiyi içeriye aldılar. Ancak şu anda arkadaşlar trendlerin dönmesi dolayısıyla ve güzel haberleri beklememiz dolayısıyla. Çok yakında alımlara tekrar başlayacağız. Ve benim bir diğer takip ettiğim coin ise Matic biliyorsunuz eski bir layer 2 token. Bunların ağının ismi Polygon. Polygon da aynı şekilde arkadaşlar Ethereum'a yardımcı olmak için ortaya çıkmış layer 2 bir proje. Matic'den benim açıkçası çok ümitli olmamın bir sebebi var. O da arkadaşlar yakında çok büyük bir upgrade'e dönüşüme gidiyorlar. Ve Matic'in ismi komple Pol olacak. Ve ZK'ye adapte oluyorlar. Yani Zero Knowledge teknolojisi biliyorsunuz farklı ağlar da var. Ben arkasında ZK hype'ını da alacaklarını düşünüyorum. Onun için arkadaşlar takip ettiğim bazı seviyeler var burada ancak onu ondan önce demem gereken Matık bana açıkçası çok para kazandırdı geçmişte. Hani özellikle şu ikinci dalgada bayağı bir alıp satmıştım. Şu anda da arkadaşlar elimde bayağı var ve burada benim takip ettiğim iki tane seviye var. Bakın bu seviyelerin birincisi 0.58 seviyeleri ikincisi de 0.50 seviyeleri. Açıkçası benim burada planım arkadaşlar bu seviyelerin mesela 58'e geldiğinde bir miktar burada alım yapıp bir miktar da aşağıda alım yapmak. Hani ben burada arkadaşlar vadeli işlemlerde işte long açalım short açalım vesaire demiyorum. Bizim vadeli işlemler için zaten Zaten ücretsiz bir VIP grubumuz var. Hani oraya girmek tamamen ücretsiz. Hatta şimdi göstereyim. Burada arkadaşlar biz takım olarak girdiğimiz işlemleri sizlerle paylaşıyoruz. Giriş noktası, çıkış noktası, stop loss noktası vesaire hepsi belli. Zaten kârları görüyorsunuz. 225, 163, 63, 32 vesaire her gün işlemlerimiz geliyor. Onun haricinde arkadaşlar bizim burada bir haber ve analiz grubumuz var. Yani bu gruplara girerek sizin her şeyden haberiniz oluyor. Hem analizler hem haberler hem de bizim girdiğimiz vadeli pozisyonlar hem de bu grup girmek tamamen ücretsiz. Burada yapmanız gereken arkadaşlar aşağıdaki linkten kayıt olup bakiyenizi vadeli hesaba aktarıp aşağıdan telegramdan bize yazmak. Ancak şunu da söyleyeyim. Telegramda arayarak yazmaya uğraşmayın. Birçok dolandırıcı var. Ben sizden para istemem. Kimseye para göndermeyin. Aşağıdaki linkten tıklayın. Öyle mesaj atın. Şimdi konumuza dönelim. Orada biz vadeli yapıyoruz. Burada da size spot alımlarından bahsediyorum. Ve bir sonraki tokenimiz arkadaşlar. Injective yani INJ. Eminim ki takip ediyorsunuzdur. Şu anda neredeyse all time high'ına gelmek üzere. Hatta buraya birçok kez çarparak durmuş. Hani burayı bir hemen işaretleyelim. Şuraya işaretimizi koyduk. Yani şu anda kısacası arkadaşlar direnç noktası da diyebiliriz. Normal olarak buradan bir tepki alıp hani aşağı doğru hareket etmesini bekliyoruz. Marketin şu anda zaten genel görünümüne baktığımızda ben açıkçası birazcık daha aşağı salabileceğini düşünüyorum. İnjektifi ben almayı eklemeyi vesaire çok düşündüm arkadaşlar. Ancak öteki coin'ler düşerken bile hani injektivin artacağını ya da herhangi bir coin'in artacağını ben düşünemedim. Burada insanlar ince Objective'den bayağı bir kar elde etti. Bakın arkadaşlar şu dipten buraya aldığımda neredeyse %1118'lik bir kar var. Bunu aşağı yukarı 11x ediyor. Yani burada 1000 dolarlık alan bir adamın burada cebinde zaten 11.000 doları var. Ancak injektivin bence ileride yolu daha çok açık. Hani buradan sonra bir 10x daha yapar mı bilmem. Ancak ben güzel yükselişler bekliyorum. Teknik olarak baktığımızda da arkadaşlar benim takip ettiğim seviye bakın şurası. Şurası zaten bakın direnç olarak çalışmış. Daha daha sonra burada kırıldığında hani destek olarak çalışma ihtimali bayağı bir yüksek. Zaten eskiden beri de baktığımızda hani buranın da direnç olarak çalıştığını görebiliriz. Fiyat da zaten burada takılmış. Onun için fiyatın aşağı salıp şuraya temas etmesi halinde buradan ben birazcık alım yapmayı planlıyorum. Ve benim takip ettiğim bir sonraki token ise Pepe. Pepe ne alaka şimdi diyeceksiniz. Arkadaşlar kripto piyasasında bazen hiçbir işe yaramayan tokenler bile bize iyi para kazandırıyor. Şimdi burada bir şeye açıklık getirelim. Ben burada para kazanmak için varım. Eminim ki siz de burada para kazanmak için varsınız. Ne kadar blockchain geleceğin teknolojisi olsa da arkadaşlar hani bunların tokenlerini bizim tutmamız açıkçası bize maddiyattan başka bir fayda sağlamıyor öyle değil mi? Yani herkes para için burada. Ya ben teknolojisi için buradayım. Bilmem nesi için buradayım. Bunların hepsi yalan arkadaşlar. Şu kripto piyasasından siz parayı alın. Yani hiç kimse kar edemesin. Hiç kimse emin olun burada kalmaz. Hani onun için ben böyle diyorum. Beni yargılamayın. Eminim ki siz de bir şekilde maddi olarak kar elde etmek için burada buradasınız. Onun için arkadaşlar kripto piyasasında bazen de şaka coinleri daha çok iş yapabiliyor. Yani daha çok maddi anlamda getiri sağlayabiliyor. Bunlar bir işe yaramıyor. Ancak komüniteleri var. O kadar sahipleniyorlar. O kadar dilden dile ağızdan ağza yayılıyor ki alıyor başını gidiyor. Şu anda arkadaşlar Pepe'de benim takip ettiğim bazı seviyeler var. Zaten dibi burada buldu görüyorsunuz. Hatta bunu da şuradan işaretleyeyim arkadaşlar. Grafiği bence çok güzel arkadaşlar. Her şey belli belirgin. Yani bir MIM tokenden beklemediğiniz derecede. Şurada bir dip görmüş arkadaşlar. Bu da bakın arkadaşlar 80 81 82 seviyeleri. Daha sonra arkadaşlar burası direnç olarak çalışmış. Bir kere iki kere temas etmiş. Üçüncü de kırmış. Ve ondan sonra bir sonraki break level'ı burada geçerek arkadaşlar tekrar şu anda retest ediyor. Hani şu anda arkadaşlar ben Pepe'de bir aksiyon almayı planlamıyorum açıkçası. Ancak her ne kadar bakın şöyle bir hareket yapsa yani şuraya bir temas etse ben artık Pepe'ye burada dahil olmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bu boğada ben açıkçası işte Shiba ve Do Hoc'un çok iş yapmayacağını ancak bunun yerine Pepe ve Floki'nin daha fazla işler yapacağını düşünüyorum. Zaten Shiba ile Doge arkadaşlar market cap'i aldı başını gitti. içeride. inanılmaz derecede para var. Yani bir Doge'un mesela 10x yapma olasılığı artık bence çok zor. Ya da bir Shiba'nın mesela bir 10x yapması bence çok zor. Onun yerine arkadaşlar bir Pepe'nin mesela bir Floki'nin 10x yapması 20x yapması daha kolay. Bir sonraki takip ettiğim token ise zaten bahsettiğim Floki. Floki de arkadaşlar bir meme token. Bundan 8-9 ay önce bir video yapmıştık arkadaşlar. Devasa coin yakımı oluyor diye. Arkadan sürekli gelişiyor. Sürekli bir şeyler yapıyorlar diye. Ayı sezonunda bile çok güzel işler başardılar arkadaşlar. Ki ben boğa sezonunda artık Floki'nin de patlayıp gideceğini düşünüyorum. Şu anda grafiğine baktığımızda arkadaşlar bunda da gayet temiz bir grafik görüyoruz. Bakın şurada dibini bulmuş. Daha sonra burada benim takip ettiğim noktalar var. Şurada arkadaşlar 29.80 zaten şu anda burayı test ediyor. Onun bir altında arkadaşlar şurada 24.95 seviyeleri var. Onun bir altında arkadaşlar şurada da 24.98 seviyeleri var. Ben açıkçası Floki'de bu noktadan birazcık alım yaptım. Ancak buraya inmesi halinde biraz daha eklemeye yapacağım. Çünkü bu da arkasında community olan meme coin'lerde bir hayli yürüyebiliyor. Benim seçtiğim şu anlık iki tane var arkadaşlar. Ötekiler olursa zaten onları size söylerim. Şu anda düşündüklerim Pepe ve Floki. Pepe konusunda tabi birazcık foodlar çıktı. İşte satışlar olmuş. Takımda kavgalar vesaire olmuş. Ama artık arkadaşlar o food bitti gibi bir şey satılan token satılmıştır. Zaten grafikte de gördüğünüz gördük dibi buldu artık yükselişe geçmiş. İşte bunlar arkadaşlar benim takip ettiğim tokenler şimdilik. Tabi bunların haricinde bazı tokenler de var. Mesela yapay zekalar var işte gamingler var vesaire. Zaten ileriki dönemlerde alımlara başlayınca yavaş yavaş onları da sizlerle paylaşmaya başlayacağım. Ve şunu da söyleyeyim bu videoda ya da bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Arkadaşlar video like verip aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Kanala da aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize Haydi bakın bay bay